Hoş geldiniz. Sözlerime yeni çıkan kitabımı hatırlatarak başlamak istiyorum. Zira duymayanlar, bilmeyenler duysun, bilsin istiyorum. Malumunuz bizim başka mecramız yok. Diğer medyalarda bize böyle bir imkanı vermiyorlar. Bugün piyasaya verilen kitabımın adı Derin ve Gizli Devlet Gazetecisi olarak itiraflarım. Pek çoğunuzun sen derin ve gizli devletin adamı mısın sorusunu yöneltebileceği bu kitap için başlangıçta söyleyeceğim. Bu sorunun yanıtını kitabımı okuyun, o şekilde alın diyorum. Ve 35 yıllık tanıklıklarımın özeti olan, yani internetteki bilgileri derlemedim, bilinen şeyleri tekrar etmedim, hiç duyulmadık, bilinmedik. Perde arkasında olanları yansıtmaya çalıştım. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıkan bu kitabımı DNR dahi pek çok yerde bulabilir. İnternetten rahatlıkla erişebilirsiniz. Kolay okunan, öyle çok kalın bir kitap değil. Türkiye'de kimsenin yazamadıklarını yazdım. Hiç kimsenin göze alamadığı şeyleri afişe ediyorum bu kitapta. Israrla siz sevgili seyircilerime öneriyorum. Gelelim konumuza. Gündem IMF ve o bağlamda kopartılan fırtına. Sevgili seyirciler, bir şey kesinleşti. IMF'yi Türkiye'ye çağıran iktidar, yani iktidarın lanse ettiği gibi olayın merkezinde ne CHP Faik Öztrak ne İyi Parti Durmuş Yılmaz var. İlk olayın merkezinde AKP iktidarı var, saray var, hazine var. Dolayısıyla IMF'nin Türkiye'ye gelişinin müsebbibi bunlar. Durup dururken gelmediler. Bir ikinci bilgi, IMF Ankara'da tamı tamına 11 gün faaliyet yaptı, görüşmeler yaptı, gizli müzakerelerde bulundu. Bu müzakerelerin büyük bölümü iktidar ile, hazine yetkilileriyle, saray yetkilileriyle, iktidar yetkilileriyle, yani IMF'nin Türkiye'ye gelmesi iktidara rağmen değil. İktidar niye panikte o zaman? Şunun için panikte, IMF ile gizli bir müzakere masasına oturdular. O müzakere masasında adeta mütareke şartlarını görüştüler. IMF ile pazarlıklar yaptılar. Bu pazarlıklar kamuoyuna yansısın istemiyorlar. Panikte olmalarının sebebi bu. Tıpkı hani McKinsey ile iş tutmuşlardı, kol kola girmişlerdi, onunla gizli mutabakata varmışlardı, ifşa olunca panikle iptal ettiler. Aynı şey şimdi IMF ile gizlice masaya oturdular. Tekrar ediyorum, 11 gün bunu Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı çıktı, dedi ki 11 gün buradaydılar, 11 gün iktidarla müzakere ettiler, hesabını versinler dedi. 3 gün oldu, iktidar cenahından tıp yok. Hayır, biz onlarla oturup konuşmadık diyemiyorlar. 11 gün boyunca pazarlık yaptık diyemiyorlar. Bakın, çok önemli bir hususun altını çizeceğim. IMF'nin Ankara'daki müzakerelerine kim geldi biliyor musunuz? Avrupa direktörü, yani ikinci adamı Thompson. Evet, IMF'nin ikinci adamı geliyor Ankara'ya, Türkiye'ye ve iktidarla pazarlık yapıyor. Müzakere masasında şartları konuşuyor. İşte bunlar sızmasın, öğrenilmesin diye paniklendiler. Zira iki isimle de görüşüldü muhalefetten. Onun için zordalar. Bakın, iktidar para bulamıyor. Bakın, iktidar borçlanamıyor. Bakın, iktidar emin olun bıçak sırtında. Bakın, hani bir fon kurdular, varlık fonu diye. Efendim, onu uluslararası piyasalarda teminat olarak gösterip kaynak bulacaklardı, kredi bulacaklardı. Ne oldu? 1 lira bile bulamadılar. Yok böyle bir para. Para gelmiyor Türkiye'ye. Varlık fonu ne oldu biliyor musunuz? Varlık fonu ile yandaş müteahhitleri kurtarıyorlar. Evet, Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün,
Süleyman Demirel'in, Bülent Ecevit'lerin biriktirdikleri, tasarruf ettiklerini bu iktidar varlık fonu adı ile birilerine peşkeş çekiyor. Tayyip Erdoğan kendi bir şey yapmadığı gibi geçmişte yapılanları satarak ayakta duruyor. 70 milyar dolarlık özelleştirmeyi siz mi yaptınız, ben mi yaptım, Ecevit mi yaptı, Demirel mi yaptı, Atatürk mü yaptı, İnönü mü yaptı, kim yaptı? Tayyip Erdoğan işte o geçmişteki liderlerin biriktirdiklerini harcayarak iktidarını sürdürüyor. Bu itibarla varlık fonu olayında da para bulamayınca uluslararası çevrelerden IMF'nin kapısını çaldılar. Aman gizli, aman kimse duymasın, aman kimse bilmesin. Zaten Türkiye'de duyulmasını istemedikleri hiçbir şeyi yazdırmıyorlar. Hiç kimseye yazdırmıyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili seyircilerim? Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne iki büyük uçakla gitti. Bir tanesi 600 milyon dolarlık Katar'dan alınan dev saray, uçan saray. Diğeri de aynı şekilde yine saray, Airbus o. İki ayrı uçak. Birinde gazeteciler var, birinde Tayyip Erdoğan var. İnsaf, utanmak lazım, sıkılmak lazım. Yahu bu uçakların her birinin benzin maliyeti, her birinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki havalimanı maliyeti ile Adapazarı'ndaki tank palet fabrikası finanse edilirdi. Hani Katar'a 50 milyon dolar karşılığı peşkeş çektiler ya, Tayyip Erdoğan'ın bu israfları olmasa, bu lüks merakı olmasa 50 milyon dolara ihtiyaç duymazdı. Ama altını çizerek söylüyorum. Bu olayı hiçbiriniz duydunuz mu, okudunuz mu? Satır aralarını izleyenler belki duymuştur. Yok, sakladılar. O seyahate giden hiçbir gazeteci iki uçan saray ile Tayyip Erdoğan'ın Amerika'ya gittiğini yazmadı. Ben nerede mi öğrendim? Ertuğrul Özkök'ten satır araları dedim ya. Ertuğrul Özkök Ahmet Hakan Coşkun'dan telefonla sohbet ederken öğreniyor. O da satır aralarına gizliyor bunu. İki ayrı uçakla gidildi diyor. Ahmet Hakan'dan tıp yok. O şimdi yine viraj alıyor. Aslına rücu ediyor Ahmet Hakan. Yandaş cenaha terfi ediyor. Üzülerek söylüyorum. Bir tek bilgi yok bu konularda. Sadece Ahmet Hakan değil. Diğer kesimler, diğer gazeteciler de öyle. Söyledim ya, iktidar duyulmasını istemediği hiçbir şeyi duyurmuyor. Peki sormak istiyorum. Ey Tayyip Erdoğan, hani itibardan tasarruf olmaz diyerek yerdeki gökteki saraylara talip olmuş ve bu şekilde gösteri yapıyordun. Peki nerede senin itibarın? Hani nerede? Bak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Irak Devlet Başkanı'nı kabul etti. Umman Devlet Başkanı'nı kabul etti. Honduras Devlet Başkanı'nı kabul etti. Batık Arjantin Devlet Başkanı'nı kabul etti. Onlar senden daha itibarlı Mucci. Onlar kabul ediliyor da sen kabul edilmiyorsun. Bak, onların altlarında bırakın böyle uçan saraylar, normal Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar bile yok. Tarifeli uçakla gittiler New York'a. Sen iki ayrı uçakla, sarayla gittin. Ne oldu? Demek ki yerdeki saraylarda oturmak ve havalarda uçan saraylara binmek eşittir itibar demek değildir. IMF noktasında Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı manipülasyonlar yapıyor. Kamuoyunun bilmesi gerekenleri gizliyorlar. IMF ile perde gerisinde bazı işler pişiriliyor. IMF ile dolaylı olarak anlaşmanın zeminleri inşa ediliyor. Bakın, bunlar yorum değil. Bunlar bilgi. IMF heyeti günlerce, malumlarınız, Ankara'da kaldı. Dolayısıyla bunun bir perde arkası var. Üzüldüğüm bir nokta da şu, son olarak bunu da söyleyeyim. AKP iktidarı sadece Ecevitlerin, Demirellerin, Atatürklerin, İnönülerin birikimlerini satmadılar. Bu milletin depreme karşı korunmak için verdiği deprem vergilerini bile
şarşur ettiler, har vurup harman savurdular, yazıklar olsun. Ve en dramatik olan şey şu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çağırmadılar toplantıya, çağırmadıkları halde depremi konuşulduğu, İstanbul'un konuşulduğu bir toplantıda seçimle gelen halkın seçtiği başkanı dışlıyorlar ve utanmadan, sıkılmadan doğru söylemeyip efendim biz çağırdık o gelmedik diyebiliyorlar. Vallahi ben bunlardan korktum. Vallahi korktum. Allah'ı ve dini istismar edip seçimde yarıştıranlardan elbette zaten korkulurdu ama şu İmamoğlu yalanından sonra bunlar her şeyi söyleyebilir, her şeyi yapabilir. Bizi izlemeye devam edin.